Sevgili arkadaşlar, bu videoda size herkesin çok merak ettiği genç kalma iksirinden bahsetmek istiyorum. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz, o zaman yaşınız ilerlese bile genç bir simaya sahip olursunuz, genç düşünürsünüz, ruhunuz gençleşir ve daha mutlu ve huzurlu olursunuz. Bu videoyu o yüzden sonuna kadar izleyin sevgili arkadaşlar. Şimdi konumuza girerken UNESCO'nun yaşlılık tanımını size söylemek istiyorum. Bu tarif edeceğim UNESCO'nun yaşlılık tanımı. Onu size kısaca özetleyeyim. UNESCO yaşlılığı şöyle tarif ediyor. Bir insan konfor alanından çıkmıyorsa, hani bu rahatlık alanı var ya, devamlı size diyoruz değil mi? Harekete geç, konfor alanından çık. O senin devamlı kaldığın kutudan dışarı çık diyoruz değil mi? İşte o konfor alanında bir insan sürekli kalıyorsa, o konfor alanından çıkmıyorsa, birincisi bu. İkincisi, gelişmeye, öğrenmeye kapalıysa, kendini geliştirmiyorsa, öğrenmek istemiyorsa, önüne bir şeyler çıktığında şaşırmıyorsa veya çoğu şeyi bildiğini zannediyorsa, biraz önce dediğim gibi, yani öğrenmeye kendini kapatmışsa, üçüncüsü merak etmiyorsa, keşfetme isteği kalmadıysa, bununla beraber dördüncüsü de sürekli geçmişte yaşıyorsa, geçmişte yaşadığı başarıları veya olumsuzlukları sürekli gündemde tutuyor ve haksızlığa uğradığını sürekli anlatıyorsa, bu insan yaşlıdır diyor. UNESCO bunu bu şekilde söylüyor sevgili arkadaşlar. Senin yaşın 20 veya 25 ve bu saydıklarımı sen yapıyorsan sen yaşlısın demektir. Sen üretmiyorsun. Sürekli tüketiyorsun. Etrafındaki insanların enerjisini de tüketiyorsun. Çünkü bir faydan yok demektir. Yaşın genç olsa da artık yaşlanmaya başladın demektir. Yüzünde kırışıklıklar başlar. Bazı insanlar öyle değil mi? 25-30 yaşında fakat 70 yaşında gösteriyor. Sima öyle gösteriyor. Neden? Çünkü bu şekilde öğrenmeye kapatmış kendini. Konfor alanında kalmış. Dışarı çıkmak istemiyor. Hiçbir şeyi merak etmiyor. Keşfetme isteği kalmamış. Sürekli geçmişte yaşadığı başarıları anlatıyor. Veya geçmişte yaşadığı haksızlıkları anlatıyor. Yaşı 25-30 ama 70 yaşında insana benziyor. Yüzü kırışıklıklarla dolu. Öyle insanlar yok mu? Ondan sonra bu insan yüzündeki kırışıklıkları düzeltebilmek için tonlarca para ödeyerek botoks yaptırıyor. Öyle değil mi? Yüzünde, derinde çalışma yapacağına beyninde çalışma yap, gönlünde çalışma yap. O senin gönlündeki yüzüne yansıyacak zaten. Psikoloji bedene yansıyor çünkü. Senin haleti ruhiyen yüzüne yansır. İçindeki, gönlündeki o gençliğin botoks kullanmadan senin yüzüne yansıyacak ve kırışıklıklar düzelecek, gençleşeceksin. Öyle insanlar yok mu? Bazıları var. Ben görüyorum, 70 yaşında, 80 yaşında adam ama yüzünde böyle bir gençlik var, bir enerji var. Merak ediyor, seni dinliyor, öğrenmeye açık. Çok var öyle insanlar. Onlar uzun süre bir şeyler ürettiği için, işe yaradığı için, birilerine faydası olduğu için uzun yaşıyorlar. Çünkü bir anlam kalmadıysa şu hayatta, bir şey üretmiyorsan, sürekli şikayet ediyorsan, sürekli sitem ediyorsan üretmiyorsun demektir. Tüketiyorsun demektir. Rızkın kalmadı demektir. Rızkın kalmayınca da, yiyecek rızkın, ekmeğin kalmayınca da ecelin gelir, ahirete gidersin. Dolayısıyla biraz sonra sayacağım gençlik iksirini uygularsan hem ruhun gençleşir, kalbin gençleşir, beynin gençleşir, siman gençleşir, rızkın artar çünkü işe yarıyor olursun, üretirsin, birilerine faydan olur, ömrünü uzatırsın, bereketini arttırırsın, bolluğunu arttırırsın. Biraz sonra sayacağım maddeleri uygularsan, doğal bir şekilde gençleşmek istiyorsan, doğal makyaj istiyorsan, o zaman bu videoyu sonuna kadar izle ve dediklerimi yap lütfen. Bak, birincisi UNESCO'nun tanımının tersini söyleyeceğim. Gençlik iksirinin birinci maddesi şu: konfor alanını zorlayacaksın. Büyütmeye çalışacaksın. Konfor alanından, yani o rahatlık alanı var ya, sürekli böyle kendini güvende hissettin, rahat hissettiğin ve sürekli etrafına duvar ördüğün o kutudan çıkman gerekiyor. Birincisi bu. Konfor alanından çıkacaksın. Kendini
geliştireceksin. Gelişime açık olacaksın. İki günü bir olan ziyandadır, israftadır. Yani ömrünü tüketmemek için iki günün bir olmaması gerekiyor. Konfor alanından çıkacaksın, kendini geliştireceksin. Birinci madde bu. İkincisi, öğrenmeye açık olacaksın. Bazı şeyler seni şaşırtabilmeli. Ben biliyorum cümlesini hayatından çıkaracaksın. Sileceksin beyninden. O cümleyi kullanmayacaksın. Çünkü ben biliyorum dersen öğrenmeye kendini kapatırsın. Bununla beraber ben birçok insan biliyorum, 150 kilo, 200 kilo her çeşit diyeti uygulamış, her çeşit diyet programını biliyor. Belki en az 150 tane diyet kitabı okumuş. Biliyor bu kişi. Diyet yapmayı biliyor. Fakat uygulayamıyor. Yani bilmek başka bir şey, bilgi başka bir şey. Bilmeyi kenara bırak, bilgi olmaya çalış. Yani hayatına yansıtıyorsan eğer, uyguluyorsan sen bilgi insansın. Dolayısıyla biliyorum kelimesini hayatından çıkar. Bu ikinci madde. Üçüncüsü, merak et. Keşfetme duygusu başlasın sende. Hani 3 yaşında 5 yaşında çocuklar var ya böyle merak ederler. Keşfetmeye çalış. Anlamaya çalış. Merak et. Televizyonun karşısına geçip haberleri merak etmeyi demiyorum. Veya pembe diziler var ya, arkası yarım. Acaba dizinin sonunda ne olacak? Bundan bahsetmiyorum arkadaşlar. Bunları zaten hayatınızdan çıkarmanız lazım. Konfor alanından çıkmak istiyorsanız zaten hayatınızda televizyon olmamalı, haberler olmamalı, diziler olmamalı. Zaten o zaman konfor alanından çıkamazsınız. Eğer bunları hayatınızdan çıkarmazsan. Yani neymiş üçüncü madde? Merak duygusu, keşfetme duygusu tekrar başlasın sende. Dördüncüsüne gelelim. Geçmişi geçmişte bırak. Onların yaşanması gerekiyordu. Onlar olmasaydı o başarılar veya haksızlıklar veya orada yaşadığın olumsuzluklar eğer olmasaydı şimdiki sen olmazdın. Onların olması gerekiyordu. O yüzden geçmişi geçmişte bırakacaksın. Benim programıma katılan insanlara şunu söylüyorum. Sen eğer bu programa katılmak istiyorsan geçmişini bana anlatma. Geleceğini, vizyonunu, hedefini anlat bana. Ki ben senin ne olduğunu, kim olduğunu göreyim. O yüzden şu cümleyi de yazabilirsiniz. Söyle bana hedefini, vizyonunu, ben sana senin kim olduğunu söyleyeyim. Dolayısıyla geçmişi bir kenara bırak, hedefine odaklan, vizyonuna odaklan ve o tarafa doğru ilerlerken zaten yüzündeki kırışıklıklar gidecek, ruhun gençleşecek, gönlün gençleşecek, beynin gençleşecek, bedenin gençleşecek. Ve sana ihtiyacın olan o hormonlar gelmeye başlayacak. Bu işte gençlik iksiri sevgili arkadaşlar. Sen de doğal yoldan gençleşmek istiyorsan bu anlattıklarımı hayatına yansıt ve uygula. Öğrenmeye açık ol, kendini geliştirmeye açık ol, merak et ve geçmişi bırak, hedefe doğru adım adım ilerle. Arzuladığın o hedefe daha hızlı ve kaliteli bir şekilde varmak istiyorsan, emin adımlarla ulaşmak istiyorsan, bu konularda sana da yardımcı olmamızı istiyorsan, o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı oluyoruz. Onlara hedeflerine gidebilmeler için adım adım yol yöntem gösteriyoruz. Onları aşağı çeken bu videoda anlattığım gibi çok farklı engeller olabilir, ayak bağları olabilir, zincirler olabilir. Genellikle bu engeller insanın zihninde oluyor, kafada kilitler oluyor. Kişide bütün kaynaklar olabilir ama kafadaki kilitler olduğu müddetçe, ayak bağları olduğu müddetçe ilerleyemiyor. Biz de bu konularda yardımcı oluruz. Sana da yardımcı olmamızı istiyorsan şimdi bizimle iletişime geç. Hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.